Merhaba, şu anda teknik servis vesel bayisine gideceğiz, röportaj yapacağız. Oo, merhaba. Merhaba, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sağ olun. Sen nasılsın Vedat Bey? İyiyim, teşekkürler. Bugün kar yağdı Doğu Beyaz'da. Sizin duanız duanız oldu inşallah. Tamam. Benim Vedat Bey, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? Sağ ol Vedat Bey, teşekkür ederim. Sen nasılsın abi, durumun nasıl? İyiyim, teşekkürler. Bugün Doğu Beyaz'da kar yağdı, hala yağmaya devam ediyor. Bakın, bir kamera üstüne ver sana zahmet. Kar, kar. İşte baksana, maşallah maşallah Doğu Beyaz'ımıza ne güzel bir kar yağıyor. İşte gördüğünüz gibi. Kar yağını... Vedat abi, yıllardır bu anı, yıllardır yani Doğu Beyaz'da düzenli bir kar yağışı yoktu zaten. Evet, evet. Biz de yıllardır bu karı bekliyorduk. Hani bizim için çok iyi oldu. Aynen. Keşke böyle haftalarca yağsa da kapımız kapansa, ya yeter olsa ki kar, aynen böyle boyumuzu geçebilecek kadar kar olsa, biz de isterdik yani, çok şükür yani yağmaya başladı. Uzun zamandır bekliyorduk bu karı. Yani bu kar yağdıktan sonra birçok esnafımız iş olmamasına rağmen bu karı girince sevindi. Yani inşallah yani bir hafta falan böyle yağar yani, bekliyoruz gerçeği de inşallah bir hafta, aynen Allah'ın izniyle yani inşallah biz kendi çekmeden bir hafta boyunca böyle kar yağar Vedat abi. Aynen inşallah. Sizce bu sabaha kadar yağmaya devam eder mi? Vallahi Vedat abi, sabaha kadar değil inşallah 5 sabah da böyle yağar, 10 sabah da yağar. Yani hava... Bu kaç güne şey olur? Vallahi biz hava durumuna baktık, normalde böyle 4-5 gün böyle yağması lazımdı. Yani yaklaşık 4-5 gündür yağıyor, kesiliyor, yağıyor, kesiliyor ama bugün yani karlar tam beyaz olmuş, hani kışta olduğumuzu anladık artık. İnşallah devamını diliyoruz yani, dediğim gibi inşallah bu böyle kısa sürede bitmez, böyle bir hafta falan hep böyle kar yağar, kapımız, kapılar kapanana kadar bu kar yağsın. Aynen, bir de bir hafta boyunca, 10 gün boyunca böyle yağsın. Aynen, bir de biz kışın ortasında Doğu Beyaz'a su sıkıntısı var. Yani şu anda su gelmiyor. Yazın olsa neyse, dün millet boş bırakıyor, akıyor. Şu anda biz kışın ortasındayız. Kar yağmıyor. Su gelmiyor. Ve tabii bu su sıkıntısı geçen defa da söylemiştin zaten. Tekrar söylüyorum, bu su sıkıntısı sadece nasıl diyeyim, hani su işi olan. Yani su hayattır. Olmazsa olmazımız, hani şu anki insanlar nasıl bu kolunu ihtiyaç olarak görüyorsa suyu da öyle ihtiyaç olarak görüyor artık. Tabii, tabii. Olmazsa olmaz artık bunlar. Tabii, tabii. Yani kesinlikle inşallah bu kışın suyumuz da kesilmez, hep böyle devam eder. Bizim yerimizi biliyorsun böyle. Teknik servis beyaz eşya. Ha dur Savaş abi. Savaş abi, ver bir Savaş abi devam etsin ol abi. Merhaba Savaş Bey, nasılsın, iyi misin? Merhaba Vedat Bey, teşekkür ederim. Sağ olun. Şu an bugün Doğu Beyaz'da kar yağdı. Kendini nasıl hissettin? Valla kendimi çok kötü hissediyorum. Niye kötü? Ya havalar soğuk, yollar kötü. Tamam mı? Yollara bir tuzlanmıyor. Tamam mı? Tuz falan dökülmüyor. O yüzden kötü yani. Yollarla ilgili kötü yani. Yani bu asfalt yoksa Doğu Beyaz'ın içi mi? Doğu Beyaz'ın içi. Ya asfalt? Asfaltlar da aynı şekil ya. Asfaltlarda bir şey yok. Değişen bir şey yok. Aynı şekil yani. İnşallah şimdi yağma sevindi mi? Sevinmedin mi? Yok sevindim. Hastalık konusunda sevindik. Tamam mı? Ya kar yağmayınca hastalık şey oluyor yani. Yayılıyor. Hastalık çok var. Kar yağdığı için biraz sevinçliyiz. Hastalık hiç olmasa ortada kalkıyor. Tabii tabii. Aynen öyle. O kadar yani. Tamam, teşekkürler, röportaj yaptığınız için. Vedat Bey sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Görüşürüz. Teşekkürler. Buyurun, devam edebilirsin. Sudan bahsettik Vedat abi. Dediğim gibi de tamirciyiz işte. Sular kesildiği zaman biz de iş yapamıyoruz. Olmuyor. Tabii belediyemizin çalışması, onların elinde olan şeyler de değil sonuçta. Bu suyun kesilmesi onlar da istemiyor. Bu kar yağdığı zaman o sular da çağırıyor ve biz de bu sulardan faydalanıyoruz. Bizim de işimizi görüyor. İnşallah bu kar böyle yağmaya devam eder ve su sıkıntısı da kesilir artık Vedat abi ya. Tabii, inşallah. Ya zaten bu karın olmaması her konuda sıkıntılı. Sular kesiliyor, hastalık çoğalıyor. Ondan sonra Vedat abi söyleyeyim, tabii bu karın tek kötü bir yanı var. O da kaza olması. Hani millet böyle aracı biraz yavaş kullansa, yollarda dikkatli gitse, artık hızını biraz daha düşürse, eğer kaza da olmasa bu kar dördürdük bir şey yani. Bir yani veli kaza, nimet. Kaza olduğu zaman ölenler mi çok oluyor? Yani tabii kaza olduğu zaman, en azından ben mesela geçen evimden gelirken baktım, köşede adam arabaya çarpmış, iki araba birbirine çarpmış. Bu şeyden kaynaklı yani, kar yağıyor, yollar kayıyor, araba gitmiş, fren yaparken kendini tutmamış, öbür araca çarpmış. Hızını biraz daha düşürseydi, tabii tabii. Bak günde o kadar gidip geliyorum, eskiden mesela atıyorum 20'de giderken 30'da gidip abi çay içelim. Gel abi gel konuş şöyle. Abi hoş geldin abi. Hoş bulduk.
Doğu Beyazıt'a bugün kar yağdı. Kendinizi nasıl hissettin? Çok mutlu hissettim. Nasıl hissedeceğim ya? Çok var. Ne zaman buraya gelmişsin? 3 seneden beri buradayım. Yani 3 sene beri böyle kar önceden yağıyordu, şu anda yağmıyor değil vallahi mi? Valla geçen sene sanki böyle bir şey yağdı ama. Aynen. Geçen sene çok düşüktü. Yani geçen sene çok düşüktü. Aynen. Ama şükürler olsun yani karın yağması lazım, yağışların olması lazım. Yani olmasa ne olacak? Kuraklık olacak. Tabii. Kar yağmasının hasarı da çoğalıyor zaten. Şükürler olsun yani. İnşallah dağda devam eder. İnşallah. Tek temennimiz bu. Tamam, teşekkürler. Sağ olasın. Kendine bak. Sağ olasın. Bir de sen ölümüne söyledin, bana her gün mezarlıktan mesaj geliyor. Özellikle Ocak bir de Şubat havalar çok soğuk olduğu zaman genelde 70 yaşında, 80 yaşında, 65 yaşında kişiler hepsi ölüyor. Yani sağ kalmıyorlar. Ve tabii aslında bunu niçin ona gende ölüyorlar? Ocak 1, Şubat 1. Mesela Ocak'ta, Şubat'ta mesela 75 yaşında, 80 yaşında olan kişiler Ocak Şubat'ta öldü, ölmedi artık ölmüyorlar. Ta diye sene Ocak Şubat'a kadar. Valla çok iyi takip etmişsin Vedat abi, tebrik ederim seni. Ben hep mesajı dikkat ediyorum. Ya aslında bu daha önceden beri hep ortaya çıkan bir şeydi. Mesela bir ara koronavirüs çıktığı zaman atıyorum günde 100 insan virüsten dolayı ölürken genelleme işte 1000 insan da kazadan dolayı ölüyordu. Yani bu kaza bence virüsten daha beter. Dediğim gibi hani kışta biraz kendilerini önlem alsınlar. Araçların kış lastikleri olsun, biraz daha dikkatli sürsünler. Allah'ın izniyle hiçbir şey de olmaz yani. Sonuçta burada aracı kullanan kişi de şoför, karşıdan gelen adam da şoför. Hani hızını düşürseler, yavaşça gitseler ne ona zarar verir ne sana zarar verir. Zaten kıştayız. İş yok, bir şey yok. Kalkıp bir de kaza yapacaksın, aracın masrafıyla uğraşacaksın. Her taraftan sıkıntı yani. Her taraftan mı? Aynen. Mağdur. Sadece zaten bu kar pek fazla girmeyeceğiz büyük bir ihtimalle. Birkaç gün sonra bu kar kesilir, yerler gene şey olur. Kurur, kuruduktan sonra eski haline devam edebilirler. Sadece bizim temelimiz şu ki birkaç gün içerisinde biraz dikkatli gidip gelsinler ki bu karın sevincini yaşayalım. Çoktandır görmemişiz. Karın sevincini bir yaşayalım. Bir hafta 10 güne bu kar kesinden sonra kaldıkları yerden devam edebilirler zaten. İnşallah. Allah'ın izniyle ben tabii kesinlikle Allah'ın izniyle abi. Sen de pek fazla takip etmişsin zaten yaşlılar Şubat'ta Ocak'ta ölüyor valla, tebrik ederim seni ben tabii. Ben gende o yaşada gende hep ölüyorlar. Yani Ocak yani Şubat hep bana mesaj geliyor. Yani herhalde hava çok soğuk olduğu için. Allah bana da ben ne diyeyim ki zaten kışın bile daha hiç evden çıkmıyor ama. Herhalde hava çok soğuk olduğu için diyorlar. Belki de olabilir. Aslında bu havanın şu anki bu durumu çok güzel. Yani ben bu havayı yaza da değiştirmem. Tabii fazla soğuk olmasını da zor, sıkıntılı. Yani bu hava şu an çok güzel. Sen şu anda üşümüyorsun mesela. Yok bak şu an kolsuz giymişiz. Hiç üşümüyoruz yani. Gidip geliyoruz da tabii şimdi Allah-u Teala kuluna demiş ki ya kulum senden hareket benden bereket. Tabii. Ne kadar çok gidip gelirsen hem esenirsin, üşümezsen de işini yapmış olursun. Yani şu an ben eğer çalışmasaydım, bir köşe kıyıda oturur olsaydım veya bir kahvede sabahtan akşama kadar otursaydım çıktığım gibi direkt üşüyecektim. Çok şükür gidip geliyoruz, çamaşır makinesi götür, buzdolabı getir, şunu getir, şunu götür derken ısınıyoruz yani. Aynen. Tabii işimizin peşinde olduğu için pek fazla bu hava da insana etki etmiyor zaten. Yani boş gezen insanlar belki üşüyor olabilir ama. Ya sen öyle söyledin, şu anda mesela ben bazen geziyorum, Doğu Beyazıt'ın çoğu kahvelerde bütün hepsi gençle doludur. Çalışamıyor. Yani şu anda bütün kahveler doludur. Yani ben bile bir şey göremedim. Yani İstanbul'da bile bir şey yok. Vallahi Vedat abi bu işsizlik hiçbir şey diyemem ben ona. Tabii ki yeni bir şey değil. Yıllardan beridir hep art arda gidiyor. Tabii ki bu son zamanlarda işsizlik de bayağı bir yükseldi. Vallahi ne diyeyim, temelimiz odur ki yani herkes çalışsın, bir iş peşinde koşsun. Geçen defa da söylediğim gibi hani fazla para peşinde değil de meslek peşinde koşsalar onlar için daha iyi olur. En azından 5 yıl 10 yıl belki aylık 1 milyar çalışırsın. 10 yıl sonra aylık 10 milyara çalışırsın. Sen öyle söyledin, şu anda mesela buna kumar, ona bu kumardan ne zevk alıyorlar? Ya kumar ne kötü bir alışkanlıktır. Sigara gibi, sigara millet nasıl sigara alışmazsa kumar öyle alışıyorlar. Zamanı geçirmek için ne yapıyorlar? Bıse abla bıse. Aha. Allah. Ara. Yorumka. Yorumka. Aa sadaka sana bir berfi. Ha berf ne var? Sana berfi bir bul bari. Daha kebara bul bu bari. Aha. Abla bu berf ne diyor? Kaşkın sen çabuk. Ne? Ama ne sabah da benim de çok bizim. Ama iş yerime verdi tabii. Kendim kendim her ne hendir çok iyi benim. Evet kendim gör verdi tabii. Bütün makinalara bakıyoruz. Hiçbir şey yok var tabii. Bize sadece odur ki biz çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi arıza desinler. Gerisi bitti. Gerisi bizde zaten. Ama odur bizi arasınlar. Abi bizim çamaşır makinesi arızalı, buzdolabı arızalı desinler. Biz aniden hemen olaya müdahale ediyoruz. Gidiyoruz yani. Gereken neyse orada yardımcı oluyoruz. Çok güzel.
Ya bunları hepsi yedek olarak bulunduruyoruz. Hepsi sağlam, satışa çıkarmak üzereyiz bunları. Tabii. Bu nesini yaptık, ben hepsini satışa çıkartacağım. Arkadaşlar bakın, burada ikinci el çamaşır makinesi var. Yani almak isteyen buraya gelip alabilir. Adres olarak Teren Otel yanında değil mi? Teren Otel'in karşısında Ziraat Bankası'nın hemen arkası. Enver İş Merkezi burada var. Enver İş Merkezi'nin yan tarafı. Bu tam Kundura, Uludağ kasabı falan deseniz millet biliyor zaten. Evet. Yerimiz de zaten bilindik bir hale gelmiş. Miraç Isıtma Sorma diye Google'dan arasanız, Instagram, Facebook, Twitter nereden arasanız nerede var. Odur, bir telefonla aramanız bize yeterlidir zaten. Mesela şu anda bunun fiyatı nedir? En uygun nedir? En uygun fiyatı ne kadardır? Ve tabii fiyatlar bayağı uçmuş gitmiş ya. Biz şu an çamaşır makinesi mesela bu 9 kilodur. Biz bunu şu an 1500 lira satıyoruz. 1500 lira. Tabii. Yani bu da biz bunu kendi elimizden, elimizin altında olduğu için yapıyoruz. Yoksa normalde biz bunu piyasaya sürsek piyasada bunun şu an fiyatı 3000 TL falandır. Hani biraz fiyatlar düştüğün, hava soğuktur. Millet de dediğim gibi yani eliyle çamaşır yıkayacağına gelsinler, bir de bir yardımcı olalım. Yani bir yardımcı. Sıfır ne kadar? Sıfır. Şu an olmuş 15000 TL verdi tabii ya. İnşallah. Tabii. Şu an en ucuz çamaşır makinesinin arasında nereden bakarsan 7000'den aşağı yoktur yani. Bugün birisi evlense bunu nasıl yapabilecek? Nasıl alabilecek? O ya da zaten eskiden gözünü kapatıp evlenmek için gözünü kapatıp gidip evleniyordu. O konuda sıkıntı yoktu. Yani 90.000 TL paran olsaydı belki kendine bir ev almazdın ama düğününü yapardın, çeyizini alırdın. A'dan Z'ye her şeyini bitirirdin yani. Gider bir tane evde daire düşeri otururdun. Şu an sadece bir başlık parası olmuş 120.000, 130.000 TL. Adam artık gidiyor çamaşırını alıyor, buzdolabını alıyor, beyaz eşya hepsi bitiriyor, ondan sonra gidip evleniyor. Sadece beyaz eşya tek değil, altın olsun, çerezi olsun, yemeği olsun, hepsini halledikten sonra gidip evleniyor. Sen öyle söyledin, geçen gün birisi diyordu ki düğünler masrafı çok olmuş ya. Mesela orkestra, düğün sahibinin masrafı, işte çiçekçilik ve çok var. Bir de gelinlik. Mesela bazı kişiler diyorlar ki biz bir gün için yapacağız. Sadece bir gün için. Bu uygun mu sence? Ya zaten normalde yani düğün normalde bir gündür. Önceki gün kına falandır. Hani bu normalde aile arasında yapılsa da bir şey. Aynen. Yani ya tabii işte düğünde kimse hani elimizde gelse adam düğününü 8 gün 10 gün de yapmak ister. Çünkü güzel bir şey, herkesin mutlu olduğu, akrabasının orada bulunduğu bir gündür. Herkes mutlu olmak ister orada. Elindeki imkanlarla bu gidişle gitse artık yarım gün de yaparlar düğünü. Yani bence yakında artık... Uygun mu bir gün için? Ya bir gün için uygun değil bence. Ya. Niye? Ya iki gün düğün, hani öyle alışmışız, geleneğimizi biz öyle görmüşüz. Biz şu an artık iki günü kendimize zorunlu olarak görmüşüz. Mesela atıyorum benim arkadaşım 5 yıl önce iki gün düğünü yaptı. İki gün boyunca fotoğraf çekimleri olsun, düğün olsun, her şey yaparken ben diyorum niye ki ben bir gün yapayım ki? Ben de iki gün yapayım. Belki benim işimde de var. İki gün boyunca eğlenmek, gezmek, tozmak. İki gün boyunca ne bileyim öyle damatlıkla gezinmek. Güzeldir yani. Bir günü hiç uygun bulmuyorum Vedat abi ya, keşke. İki gün aynı. Aynen iki gün olsa güzel olur. Eskiden üç gündü değil mi? Tabii. Gidiyordu yani. Hani daha eski zamanlarda adamlar 40 gün düğün yapanlar oluyordu. Tabii onları biz görmedik ama burası bizim iş yeri Vedat abi. Gösterdiğim gibi. Şu an geçen gün gelmiştim, burada makine yatırmıştık. Bak şu an mesela denemede makine çalışıyor. Aynen bu çamaşır makinesi müşterimizin kazanı yapıldı. Kazan toplanacak birazdan. Bizim eleman şu an çamaşır makinenin kazanı Vedat abi. Yıllardan beri müşterilerimize hep anlatmak istediğimiz şey buydu Vedat abi. Şimdi çamaşır makinesi bazen diyoruz siz ağır yük attığınızda kazanı bozar ve onlar da dinlemiyor. Abi ağırlıkla bir alakası yok. İşte ben ayakkabı içine attım. Yok şunu attım, bunu attım. Uzun zamandır yıkamamışım. Hiç alakası yok. Şimdi çamaşır makinesi sana şöyle göstereyim Vedat abi. Bak bu motorudur. Bu da kazandır. Sen makinenin burasına şöyle çevireyim ben Vedat abi. Kusura bakma, seni de yoruyoruz. Bak şimdi buraya elbise atılır Vedat abi. Elbise attığı zaman bu arkadan hep dönüyor. Şöyle çevireyim. Ay, bu üzerinde kayış geçiyor ve kayış bunu çeviriyor. Bak bunun içinde bilyalar var. Şimdi müşteri bunun içinde ağır yük attığı zaman, özellikle hanımlara sesleniyorum, ağır yük attığı zaman bu içinde yamuluyor. Çok ağır denk geldiği için vurup o bilyayı dağıtıyor. Çok ağırlık alıyor. Belli bir süre sonra mesela atıyorum makine 5 kilodur. Sen kalkıp içine 7 kilo ağır elbise atıyorsun. Makine sıkmaya geçerken surat alıyor ya. Az çok evinde sen de görmüşsündür makinenin suratı döndüğünü. Makine 1000 devirken o ağırlık yüzünden makine 1500 devire kadar çıkıyor. 1500'e çıkınca bu sefer bilyaları falan hepsi dağıtıyor ve bu da buna da olan bilyaları falan kevez tabi. Tabi hepsi bilyaların içinde dağıtmış öyle. Sen dedin 5 kilo ya mesela alsın, fazla elbise yoktur. Dedi ki ben 3 kilo atacağım, o nasıl oluyor? Yani fark etmez, boş yıkarsa makine için daha iyi. Makine ne kadar azalırsa o kadar iyi. Gerekirse boş çalışır, boş çalışsın, hiçbir şey olmaz. Ama gereğinden fazla attın mı makine için sıkıntılıdır. Ya bir insan üzerinde düşünün işte, bir çamaşır makinesi, bir insan ben şu an 10 kilo ağırlık kaldırıyorum. Sen benim sırtıma şu an 20 kilo 30 kilo versen benim sırtım da kırılır. Öyle düşün yani. Bak makinenin için komple sökmüşüz. Bu makine birazdan böyle toparlanacak. Bak.
Bak bak bu kazanıdır böyle komple eleşiyor motoru falan hepsi toparlanıyor. Bunlar hepsi yedek parçalarıdır. Dağıtmışız. Birazdan bu gördüğün bir ameliyata benziyor zaten. Evet. Başarılı bir ameliyat sonucu toplayıp aşığının haline gelecek. Onu da bu şekilde yapmıştık zaten. Bu burada bittiği zaman şurada denemeye atıyoruz. İçine elbise falan dağıtıyoruz. Şöyle. Tabii tabii bak şu an mesela dokunuyoruz. Sen dokunabilirsin Vedat abi. Sıcak mı? Bak bir dokunca ama istersen. Sıcak. Tabii tabii biz burada bütün denemelerini falan hepsini yapıyoruz. O şekilde satışa çıkartıyoruz yani. Müşteriye veriyoruz satışa çıkartıyoruz Vedat abi. Yani burada müşterimize sesleniyoruz dediğim gibi elinizden geldikçe çamaşır makinesini az elbise atın. Evet. Yani çok atmanız sizin bir karınıza değil bizim karımızadır. Yani buraya geliyor biz açıyoruz yapıyoruz tamam para kazanıyoruz ama siz de mağdur kalıyorsunuz. Gerek yok hani ekstra bir masraf oluyor size. Şu an bir çamaşır makinesi kazanan açılımı şu an olmuş 1500 lira. Yani ben şu an bunu müşteriye yapmışım 1300 liraya. Ne gerek var yani? Günahtır, yazıktır. Bu kışın ortasında ufak tefek arızalar çıkar her neyse ama böyle arızaların çıktıktan sonra yani müşteriyi biz de istemiyoruz yani. Para için kalkıp onun da o zor duruma düşmesini istemiyoruz ya tabi. Tabi 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 burada çalışıyoruz, sobamızı yakıyoruz, yemeğimizi falan hepsini burada yiyoruz ya tabi. Şurada yapıyoruz yemeğimizi. Vallahi yok bizim piknik mi? Aynen aynen uzak tarzı olarak kullanıyoruz. Evet, tabi evet. Burası da bizim dükkan değil, kiracı olarak kaldığımız için Allah'ın izniyle yakında bir dükkan olsa da. Vallahi Vedat abi geçen sene biz buraya bir 16 bin falan verdik. Dükkan sahibi de yükseltmeyi düşünüyor. Bakalım Allah'ın izniyle inşallah yükseltmez. Malzeme de fiyata da yükselmiş. O da artık mecbur kalmış. Ya tabii tabii eski bizim malzemeci eskiden gelirken atıyorum. Eskiden gelirken atıyorum mesela biz bir poşet dolusu malzeme alıyorduk 1000 TL'ye. Şu an geliyor bir poşet dolusu malzeme indiriyoruz 5000 TL diyor adam. Tabii, evet, evet. Yani bu bizlik de biz dediğim gibi bizlik de bir sonuçta müşteriye yansıyor yani. İyi bir şeydir Vedat abi bunlar. Keşke eskiden olsaydı da işte çamaşır biz eskiden bu kazanı yapıyorduk 250 liraya. Evet. Bak 2 yıl önce fazla bir zaman değil. 2 yıl önce bunu 250 lira yapıyorduk. Şu ana ne kadar gidiyor? 1300 lira. Maşallah. Tabi tabi tabi. Yani fiyatlar açtıkça açıp gidiyor. Ya zaten bu elektronik kısmını kendiniz biliyorsunuz. Bunların yedek parçası burada üretimi yok zaten. Hepsi dışarıdan geliyor. Geldiği için de biz de burada toparlamaya çalışıyoruz. Elimizden geldikçe tabi müşterinin durumu olmayanlar. Geçen gün size göstermiştim. Durumu kötü olanları ikinci el kazanına falan ayarlamışız. Şöyle, tabi tabi. Adam geliyor diyor abi benim durumum iyi değil. İşte zordayım. Ne bileyim kıştır, iş yok, güç yok. 1300 lira yine adama 600 lira kazan takıyoruz. Çamaşır makinesini öyle şekil topluyoruz zaten. Evet, evet. Her şeyin hadisi. Tabii tabii hayırlısı Vedat abi dediğim gibi burası da bizim ameliyat yerimiz Vedat abi. İnşallah işiniz güzel gider. Valla geçen defa da dediğim gibi ne kadar dürüst olursak o kadar iyi başarılı oluruz. İşin temeli başarıdan başlar. Yani sağlam oldukça dürüst oldukça inşallah daha yüksek yerine çıkmayı hedefliyoruz. İnşallah inşallah. Yani dediğim gibi hepsi dürüstle bağlı. Ne kadar çok dürüst o kadar çok iş. Aynen. Yani dürüst oldukça millet bizi takip eder. Ben şunu bunu bugün 10.000 TL yapsam da adam benden memnun kalması 10.000 TL boşadır yani. Mühim olan adam ben bunu yaptıktan sonra beğendikten sonra akrabasını, eşini, dostunu bize yönlendirmesidir. Tabii, o da var, tabii. Yani bizim dediğimiz gibi hani ne kadar iyi yaparsan o kadar yönlendirilir. Seni mesela bugün sen ben senin abininkini de yaptın zaten Ali abininki kazanıyı kırmış daha geçen seneden beri. Allah razı olsun. Geçen seneden beri belki 10 kişi bize gönderdi. Oraya gideni işte gidin Erdal'ın yanına Miraç'a satma soğutmaya size yardımcı olacak diyor. Adam yani bizdeki o güveni şey yapmış ya biz onun güvenini kazanmışız. Adam bizde o esnaflığı görmüş ki gelen geçeni bize gönderiyor. Biz elimizden geldikçe bunları yani kendimizi bozmuyoruz işte elimizden geldikçe milletimize yardımcı olmaya çalışıyoruz ki içimizde hani yükselsin biz de onlara yardımcı olalım onlar da bizi biraz düşünsün yani düşünmesinin sebebi de mesela atıyorum müşteri geliyor kazanını yapıyoruz adam gidiyor bir sonra bozuyor diyor ki abi sen kazanı yapmışsın bugün beyni yanmış diyorum abi ben kazanı yapmışım beyinle benimle alakası var diyor ben ona karışmam abi sen makinama dokunmuşsun evet. Yani müşterilerin de bizi anlamasını isterdik yani. Emre abi gel. Gel gel. Bir de bizim bu da bizim teknik arkadaşımız. Burhan abi gelsin bize birkaç yorum yapsın. Abi selam Burhan abi. Burhan hoş geldin. Hoş bulduk. Burhan abi nasılsın iyi misin? İyiyim abi sen nasılsın? İyiyim, iyiyim teşekkürler. Kendini tanıtabilir misin? Sana zaman bir Doğu Beyaz hakkında bir şeyler anlatacağım. Abi gel. Vallahi yani Erdal hakkında mı yoksa genel Doğu Beyaz hakkında mı? Genel fark etmez. Kimi bahsediyorsan konuş. Tamam da Doğu Beyaz hakkında yani... Ya sana şunu söylüyor işte evet. Doğu Beyaz'da ne iş yapıyorsun? Kimsin sen mesela? Burada ne işin var? Ben Doğu Beyaz'da esnafım. Kasaplık yapıyorum. Yani... Dükkanın ismi neydi senin abi? Ne? Dükkanın ismi neydi sizin? Uludağ Et Pazarı. Ha Uludağ Et Pazarı. Gerçi evet. Bizim bu şu yukarıdaydı. Aynen öyle. Burhan abi kaç yıldan beridir bu işi yapıyorsun sen? Valla gözümüzü açtık açalı yapıyoruz yani. Valla helal olsun abi ya. Yani ağzımız fitten kesilince ete başladık diyorsun he? Aynen öyle.
Helal olsun abi ya. Abi bu etin fiyatı ne olacak? Düşecek mi? Yükselecek mi? Bu da sabit mi kalacak? Valla düşse de biz yükselteceğiz yani. Hayatta... yani şimdi düşse de Türkiye'de piyasa düşse de biz kaldıracağız. Yani bırakmıyoruz. Esnaf köylü hayvanı besleyen adam zor durumda kalmasın yani. Abi kurbanım yapmayın. Biz de yetiyoruz. biz de yetiyoruz. Valla yapmayın millet. Yani herkes kendi evine artık tavuk eti yerine kırmızı et götürsün. Yani bunun imkanı siz sağlayabilir misiniz mesela? Adam nasıl ki gözünü kapatıp tavuk eti götürüyorsa kırmızı eti niye götürmüyor mesela? O bizim elimizde olan değil. Onu üst makamlara söyle yani. Biz normalde küçük bir esnafız yani. Sen bize bir şey bekleyemezsin şimdi yani. Şimdi zaten dolar mı bağlı? Ya tabii dolar. Bütün piyasa dolara bağlıdır yani. Doğrudur. Biz de yani bizim işi de şu an her şey dolara bağlı gerçekten. Demek ki o da dolara bağlı. Endeksli. Yani Türkiye'nin bütün piyasası dolar endeksliydi yani. Dolar kalktığı zaman her şey bir kalkıyor. Düştüğü zaman her şey düşer yani. Buna bir... Siz eti buradan mı temin ediyorsunuz yoksa dışarıdan falan mı geliyor size? Biz buradan da temin ediyoruz. Iğdır'da da getiriyoruz. Ağrı'da da getiriyoruz. Her tarafta getiriyoruz yani. Şimdi neden kesiliyor? Bu neden kesiliyor? Burada mı? Evet. Burada mezbahane yok da ya, biz Iğdır'da kesiyoruz. Yok yok. Şimdi bu hayvan nereden geliyor? Hayvan ya, buranın yerli hayvanı yani. Türkiye'nin yerli hayvanıdır. Hayır yani gidip buradan mesela atıyorum. Mesela kendiniz alıyorsunuz. Kesme yani. Veriyorsunuz. Evet. Oradan sonra onlar da kesip size getiriyor. Aynen öyle. Sen de getirip sobanın üzerine atıyorsun. Abi... Ne diyelim inşallah yakında millet de evine de kırmızı et, tavuk eteğine kırmızı et götürür. Şu anda kemikli et 140-150 lira civarında, kemiksiz 170-180. Maşallah ne kadar yükselmiş ya. Aynen. Bu mazottan kaynaklanıyor. Mazot mu? Mazotla alakası yok yani, bu genelde piyasa yüksek yani, mazotla alakası yok yani. Peki bu düşer mi Burhan abi yoksa böyle devam eder mi? Tahminince yani, evet. Yani böyle bir sen sonuçta yıllardır bu işi yapıyorsun, kökenli düşmesi, bir esnafsın. Düşmesi şeydir yani, sadece bu mesela piyasaya biraz ithal falan geçici olarak geçti bir süre belki biraz yumuşatma yapar, fazla da düşürmez yani. Kalıcı değil yani, geçici bir süre için yani. Bu yediğimiz et falan... Doğu Bas'ta Burhan abi senin yeni de artık şey olmuş yani, bilindik bir hale gelmiş. Kime diyoruz Uludağ et kasabı, adam diyor ki abi kapıda 5 dakika oradayım, 10 dakika oradayım. Yani ne yaptınız ki böyle artık adres haline geldiniz, gelen geçen sizi tanıyor? Ya şimdi biz yani çocukluğumuzdan beri yapıyoruz. Bir de Doğu Bas'a küçük bir yer, herkes herkesi tanıyor yani. Bütün esnaflar öyle tanınıyor, bir tek biz değiliz de yani herkes herkesi tanıyor, küçük bir yerde. Herkes akrabadır, dosttur, tanıdıktır yani. Doğu Bas'ta çok şubeniz var mı abi? He? Doğu Bas'ta çok şubeniz var mı? Bizim Doğu Bas'ta var 4-5 tane şubemiz var. Hayırlısı olsun Burhan abi. Nihat abi, Nihat abi. Gel 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 Nihat abi çek, Nihat abi gel gel. Nihat abi gel gel. Utanıyor, konuşamıyor. Ve tabi esnafın halini görüyorsun. Aynen. Fiyat düştükçe onlar yükseltiyormuş. Tabi onların elinde olan bir şey de değil bu. İnşallah onlar düşük olmasını isterler. Kendisini tanırım zaten. Eğer fiyat düştükçe onlar da daha çok kazanıyor. İnşallah fiyatlar düşer. Bu ses sorunu da düzelir inşallah. Yani Doğu Bas'ta şu an ihtiyacımız olan bir su, elektrik. Elektrik üzerine gelmesini. Bir de bu et fiyatları düşerse bizim için çok çok iyi olur. İnşallah. Burada şey yapalım, kapatalım. Başka bir diyeceğim var mı? Başım gidiyorsun evvel abi. Seni tekrar bekleriz. Her hafta gel böyle bir röportaj edelim. Millet bizim hakkımızda öğrensin. İşte neler yapıyoruz, neler oluyor. İnşallah. Milletimiz bilsin mi? Hani açık açık olan her şeyi. İşte tamircisi ne yapıyor? Kasabı ne yapıyor? Telefoncu ne yapıyor? İkinci el satan adam ne iş yapıyor? Milletin bunu öğrenmesi iyi bir şey sonuçta. Tabii, tabii. Hani bekleriz gelsinler çayımızı falan içsinler. Sohbet ederiz, konuşuruz. Yani başım gidiyorsun evvel abi. Bir sorun sıkıntı olursa da bizi arayabilirsin. Çamaşır makinesi falan bozulursa. Yenge söyle çok elbise atsın. Tamam, teşekkürler, sağ olasın. Arkadaşlar bir tabloyu falan da çekebilir miyiz Vedat abi? Böyle bir dışarıdan. Evet, şimdi çekelim bir şimdi dışarıdan. Yavaş yavaş git, düşme. Aynen. Abi Nihat abi burada dur. Nihat abi kaçıyor ya, Nihat abi utanıyor. İşte şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Vedat abi Miraç ısıtma soğutma 7/24 hizmetinizdeyiz. Teknik personellerle birlikte, tabi hava karlı yağışlı olduğu için elemanlar falan hepsi dağılmış şu an. Araçlarla kapıda bekliyoruz, şöyle dışarıdan bir reklamları falan çekebilirsin. Arkadaşlar şu anda kar yağıyor, baksanıza bir caddeyi çek, cadde. Caddeyi çek, şöyle caddenin yukarısını bir çek. Araç geliyor, böyle gel. Geri gel. Fikret gel bana dükkanı çek. Miraç ısıtma soğutma 7/24 bekleriz. Çamaşır makinesi, buzdolabı, şofben, termis, bu ne varsa bekleriz. Azat gel bir Azat. Gel gel reklamı falan çek. Gel.
Medkonen işte. Medkonen işte. Merhaba, nasılsın? Sağ olun Vedat Bey, nasılsınız? Sağ olun. Sen kaç yaşındasın? 18. 18, sen nasıl uzun boylu bizden? Ya, tokmamez bana. Sen ne yiyorsun böyle uzun boylusun? Biz ne yiyoruz? Salata yiyoruz, biber yiyoruz. Başka? Onları yiyoruz, onları tüketiyoruz. Yani salata öyle yer mi böyle uzunlarda? Evet. Bak, küçük bir hesap yakaladım Vedat abi. Aa, merhaba, nasılsın? İyiyim. İsmi Süyüs'ün nedir? Berdan Toprakçı. Ha? Berdan Toprakçı. Berdan Toprakçı. Kaç yaşındasın? 13. Okula gidiyor musun? He. Evet. Kaça gidiyorsun? 7. 7? He. Ne olacaksın? Futbolcu. Futbol. Ya adamın düştüğü hale bak. Çanya baş ya abi. Sağ olma da çanya hınak mı da vuruyor? Valla çoğu idare etkin ama ben istemi sevmeyi sen botu için diye hamza dikemedim. Sen bir sonra bari. Hemen tamam ben dukoni. Evet koni? He. Çok güzel bir yoğurt. Aynen. Ama bağlamış. İşte nasıl gidiyor? İşte hiç gitmiyor. Niye? Para yok ki, millette para yok. Nerede para yok, yemek yemiyor, ne yapalım? Yemek yemiyor? He. Şu anda iş nasıl yürüyor? Vallahi iş şu an durgundur. Piyasa çok durgun. Kimsede para yok, millet açtır. 5 lira olan şey 25 lira olmuş. He valla bak, bu yoğurtu alıyordum, yemin ederim şimdi olmuş. Tanesi olmuş 70 lira yok. 70 lira. 70 lira. He valla 70 lira. Bir kaldırın, kaç kilo var? Ya daha 2 kilo yok. Baksana. Ya gerçekten Vedat abi, biz de hani kendi ineklerimiz falan sütünü falan getiriyoruz, para etmiyor abi ya. Para etmiyor abi. Ya kendi işte marketten alıyorsun, para ediyor ama bizim getirdiğimiz orijinal setler bile para etmiyor. İşte bu ikisi olmuşsun, biz 40 lira yok. Vay be. Nerede aldın bu şeyden, marketten? Şoktan neyse aldım. He, yani baya baya fiyatları. He valla baya baya zam olmuş abi. Şu an ben de kuryeciyim, 7-4 saat motosiklete gidip geliyor, 5-6 defa düşüyor. Ne yapayım, ekmek parası. İş yok. Yazık ya. Abi, yani yazık gerçekten. Aynen, yazık abi için hatıra. Cevap. İşte abi. Görüşmüştü onu. Ha vuru vuru. Buyurun Vedat Bey. Sen kaça gidiyorsun? Ben mi? Üniversite bitirdim. Ulan. Kaça gidiyorsun okula? Üniversite bitirdim. Üniversite bitirdin? Evet. Maşallah. Kaldım, okulu bıraktım. Niye? Gerek yoktu. Okulu bıraktın? Evet. Senin ismin Süyüs'ün nedir? Muhammed Saydam. Muhammed Saydam? Evet. Oo, maşallah. Ya. Muhammed, sen biraz daha uzun boylu olacaksın yoksa yeter. Ya yeter ya. Bence yeter, evet. Çok güzel. Nana İbrahim'le. Tamam, başka bir diyeceğim var mı? Yok, Allah razı olsun abi, görüşürüz. Bak, görüşürüz, sağ olasın. Ara abi, da bitirmiştik. Ara abi, babanı dinle ara. Ara abi, da kapatmıştık. He, ben kapatıyorum. Tarif ettiğim gibi, Otel Tahran arkasında Miraç Isıtma Soğutma Uludağ Et Kasabı yanı. Zaten geldiğiniz gibi direkt buradan çıkıyor, tabela belli zaten. Numaramız da var üzerinde. İkinci el çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi, lazım olan ne varsa arayabilirler. Arıza olsun, gereken ne varsa yani. Her konuda yardımcı oluruz onlara. Enişte! Enişte. Var mı benim Vedat abi? Tamam, teşekkürler, sağ olasın. Abi her hafta uğra bekliyoruz kesinlikle. Her hafta gel, röportajımızı düzenli bir şekilde yapalım. Kesinlikle geleceğim. Arkadaşlar, size zahmet izledikten sonra YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir etrafı da çek. Şu anda hala kar yağmaya devam ediyor. İnşallah. İşte gördüğünüz gibi şu anda hala kar devam ediyor. Burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.